Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Kişisel gelişim kitapları insanlara yarar sağlar mı? Eğer ölçüsünü doğru yerden, Kur'an ve sünnetten alıyorsa yarar sağlar. Ama ölçüsünü yok, Batı medeniyetinden, Batı medeniyeti de demeyeyim. Batı'nın bugün bozuk kültüründen, Batı'nın çürümüş kültüründen, Batı'nın bugün için kendilerince postmodern denilen neydi belirsiz bir bilgi kaynağından alırsa bunu, bu sıkıntı. Zaten İslam dünyasındaki en büyük sıkıntı bu. İslam dünyası kendi inancıyla, kendi kültürüyle, kendi maneviyatıyla, kendi geçmişiyle barışık olup kendi kültüründen, kendi inancından, kendi geçmişinden bir şey almadığından dolayı problem var. Bizim en büyük problemlerimizden birisi bu. Yani öyle olunca biz gidiyoruz Batı'nın neydi belirsiz Darwinist bir düşüncenin ürünlerini biz gelip kendi içimize sokuyoruz. Veyahut da bizim içimize onları soktular. Biz onlarla da mücadele etmedik. Yani biz kalkınacağız, yok işte yükseleceğiz, yok biz muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız derken biz Batı'nın kötü bir taklitçisi olduk. Bu sefer ne Batılı olabildik, ne Doğulu olabildik, ne kendimiz olabildik. Neydi belirsiz bir şey çıktı ortaya. Şu anda da yaşadığımız en büyük handikaplardan birisi bu. O yüzden evet kişisel gelişim kitapları okunabilir ama onu okuyacağınızı Buhari'yi okun. Buhari'nin edebini okuyun. Onu okuyacağınızı gidin bir edep kitabı okun, bir terbiye kitabı okun, bir ahlak kitabı okun, okuyun. Güzel ahlaklı olun. İnsanlara iyi davranmanın yolu Kur'an ve sünnette. İyi davranmanın yolunu hadis-i şeriflerle, ayet-i kerimelerle kendinizi bu noktada eğitebilirsiniz. Kendinizi iyi davranmanın yolunu çizebilirsiniz. Yani kişisel gelişimlerle de bu mümkün olabilir ama o kitapların beslendiği kaynak önemli. Sufilerin şeyhi ile biatlaşması ile ashabın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile biatlaşmasının mana bakımından eşdeğer midir? Eşdeğer olduğunu söyleyen sufiler çoğunlukta. Hani bu bilhassa Akabe biatında, Akabe biatından sonra inen ayet-i kerimede senin elini tutanlar gerçekte Allah'ın elini tutmuştur. Ayet-i kerimesini bu noktada sufiler kendilerine bir ölçü edinirler. O yüzden sahabeler 1400 kişi orada biatlaştılar. Ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vefat edince Hazreti Ebubekir Efendimiz de biatlaştılar. O vefat edince Hazreti Ömer, Hazreti Osman, onlar vefat edince Hazreti Ali Efendimiz'e, Hazreti Ali Efendimiz vefat edince Hazreti Hasan Efendimiz'e, Hazreti Hasan Efendimiz devlet başkanlığından çekildi ama çekilirken dedi ki dini işlerinizde imamınız biziz dedi. Din ve devlet işlerinin, din ve devletin ayrı ayrı biatlaşması ilk defa o zaman oldu İslam tarihinde. Ama normalde Hazreti Hasan Efendimiz'den sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, ondan sonra Ehl-i Beyt ve işte bir kısmı da Selman-ı Farisi'den, Hazreti Ali Efendimiz ve Selman-ı Farisi'den geldi. Cehri zikir erbabının yolu, cehri zikir erbabının silsilesi bu manada Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine kadar yürüdü. Hazreti Ali Efendimiz'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Bu silsile o. Bir tek Nakşi veyahut da işte Hafi zikir erbabının yolu da Hazreti Ebubekir Efendimiz'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ulaştı. O yüzden normalde sufiler bu biatlaşmayı, üstadlarıyla biatlaşmayı sahabelerin normalde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle biatlaşmasını örnek göstererekten
biatlaşırlar. İşin mana boyutu vardır. Mana boyutu o derviş o hale gelince anlar. Yoksa dervişin birinci derecedeki biatlaşması zahiridir. O zahiri olarak o biatlaştı. O derviş adayı o. O rüyasında biatlaştığını görürse, halinde biatlaştığını görürse o iş manevi olarak yürümeye başladı. Ha kimisi bunu rüyasında halinde görmeyebilir mi? El cevap görmeyebilir. Bir birisi onu rüyasında görür. Ya üstad onu rüyasında görmüştür, halinde görür. Ya da o üstadını rüyasında görür veya halinde görür. Bu biatlaşma manevi olmuş da olur. Ha bir kimse bir üstadla biatlaştığında hem zahiren hem manen biatlaşmış olur mu? Evet. Ama bunda o dervişin kalbi, gönlü açılmadıysa bunun farkına varmaz. Bu olur. O kendince biatlaşmasını zahiri olarak görür. Gördüğü kadar, bildiği kadar. Ama bir kimse bir üstada gidip bağlandığında o hem zahiri hem manevi biatlaşmış olur. Gördüğümüz şeyleri birlemek nedir? Vücut, hava, temas eden maddeler esasen bir midir? Varlığın başlangıcı birlikten gelmedir. O yüzden bunlar böyle işin edebiyatı. O hal ile hallenmeyen bir kimsenin bunlarla alakalı, yani bu hal ile hallenen kardeşlerden kimse yok. Bunun edebiyatını yapıyoruz biz şimdi. Evet biz Arabi sohbetleri yapıyoruz Çanakkale'de. Bu normalde sohbetlerin olması mı lazım? El cevap olması lazım. Orada olması lazım. Bunlar bir hal, arkadaşlar, kardeşler bunun edebiyatıyla uğraşmasınlar. Arkadaşlar ahlaklarını düzelsinler. Orada böyle ilmi bir şey oradaki sohbet. Muhakkak işin içerisinde manevi ilimler de var. Yani bir ders niteliğinde kalacak bir ne bileyim işte miras gibi kalacak. Ama arkadaşlar işin edebiyatında. Yani işte her şeyi birleyeceksin. Sen kendini birleyememişsin daha. Gecede 5000 tevhid çekin diyorum. Millete dar geliyor, zor geliyor. Sufiliğin en büyük handikaplarından birisi insanların sufili mutasavvuf noktasında görmesi. Yani biliyor, yaşamıyor. O hastalık bizi bitirir, perişan eder. Bizim en büyük handikapımız olur bu. Bu şuna benzer, cömertliğin faziletini biliyorsun. Oturduğunda cömertliğin faziletini öyle bir anlatırsın ki herkes orada cömertliği yaşamak ister ama sen yaşamazsın. Sen cömertlik etmezsin. Veyahut da arkadaşlar cömertliği burada dinlerler. Harika, ne güzel cömertlik dinlediler. Ama yaşamazlarsa o cömertlik dinlemelerinin bir anlamı yok. Şu anda İslam dünyasının en büyük handikaplarından birisi bu. Sadece sufilerin değil. İslam dünyası dini biliyor, yaşamıyor. İnsanlar içkinin haram olduğunu biliyor, rüşvetin haram olduğunu biliyor, kayırmacılığın haram olduğunu biliyor, adaletsizliğin haram olduğunu biliyor, liyakatsizliğin haram olduğunu biliyor. İnsanların arasında insanları ayırmanın, bölmenin haram olduğunu biliyor. Ticarette faizin haram olduğunu biliyor, kandırmanın haram olduğunu biliyor. Eşine karşı haram ilişkinin haram olduğunu biliyor. Eşine zulmetmenin haram olduğunu biliyor. Çocuklarına zulmetmenin haram olduğunu biliyor. Çocuklarına cinsel istismarda bulunmanın haram olduğunu biliyor. İslam dünyasında bunları bilmeyen yok. Bunları bilmeyen yok. Yani o kadar imam hatipler var, bunları öğretiyorlar. O kadar Kur'an kursları var, o kadar tarikatlar var, cemaatler var. Dolu her şey, televizyonlar var. Açıyorsun, bir sürü yayın kurumu var, televizyonlar var, internette var.
İnsanların bu noktada dini öğrenme, din hakkında bilgilenmeme gibi bir dertleri yok ki. Ama dert şu, öğrendiklerini ne kadar yaşıyorlar? Biz öğrendiklerimizi ne kadar yaşıyoruz? Biz öğrendiklerimizi üzerimizde ne kadar tecelli ettiriyoruz? Durum bu, sıkıntı bu. Başka bir şey değil. İslam dünyasının komple problemi bu. Sonra İslam dünyası bunu biliyor ama bir şeyle karşı karşıya geliyor. Bir toplulukla karşı karşıya geliyor. Bir sistemle karşı karşıya geliyor. Bir devletle karşı karşıya geliyor. Bir iş yerine giriyor. Orada karşı karşıya geliyor. Ve orada mesela bir iş yerine gidiyor. İş yerinin statüsüne uymak zorunda kalıyor. Uyuyor. Devlet dairesinde bir işe giriyor. Devlet dairesindeki statüye uymak zorunda kalıyor. Uyuyor. Belediyeye gidiyor. Belediyedeki statüye uymak zorunda kalıyor. Uyuyor. Nereye gidersen git oradaki statüye uyuyorsun. Bu sefer sen inandıkların, senin okuduklarını kendi elinle sen bilgisayardaki çöp kutusu gibi hepsini çöp kutusuna atıyorsun. Yaşadığın gibi inanmaya başlıyorsun. En büyük problem bu. Adam bu sefer harama, helala hiçbir şeye dikkat etmiyor. Ne varsa yalayıp yutuyor. Yunus'un dediği oluyor. Ele geleni yersin, dile geleni dersin. Böyle dervişlik dursun, sen derviş olamazsın. Sonra herkes zamandan şikayetçi, gençlerden şikayetçi, yaşlılardan şikayetçi, evinden şikayetçi, çocuklarından şikayetçi, herkesten, her şeyden şikayetçi. Kendine bakmıyor hiç. Sıkıntımız bu. O yüzden Allah bizi iyi eylesin inşallah. Biz İslam dünyası kendisini düzeltmeli. Biz kendimizi düzeltmeliyiz. Biz kendimizi düzeltmedikten sonra hiçbir problemimizi çözemeyiz. Evet. Kendimizce edebiyat yapmış oluruz. Herkes çok hadis biliyor, çok ayet biliyor. Biliyor. Bizimki de o hesap. Biz bırakacağız şimdi. İşte eşyayı birlemekten bahsedeceğiz. Ay ne kadar güzel ya. İyi. Kaç vakit namaz kıldın? Kaç rekat kıldın? O gün ne kadar haram işledin? O gün bir günah kebair işlediysen sen onu bir göremezsin. Göremezsin. O hale gelen için günah-ı kebair şirk gibi gelir ona. O kimse günah-ı kebair'e girer, yarar kendini. Şeytan gelir önünde atar kendini. Yeter artık der ya. Allah'ın laneti katmerleme benim üzerime olsun. Yeter tövbe ettin der. Bir daha gelip sana vesvese bile vermeyeceğim der. O kimse birler. Diğer nereye birleyecek? Edebiyat. Sadaka kimlere veya nerelere verilir? Sadaka normalde herkese verilir. Her yere verilir. Doğru noktada. Ha burada normalde işte eğer Kur'ani bir yol çizecekse bu noktada hani zekat kimlere verilir yolunu seçecek. Kimlere? İşte birinci derecede fukaralara. Fukarayı sabirin. Yani sabreden fukaralar. İkincisi o hani evi barkı olmayan bir daha miskinler var onlara. Ondan sonra Allah yolunda koşuşturanlara, mücadele eden, cihad edenlere. Ondan sonra borçlulara, yolda kalanlara. Bunlara verilmesi lazım. Birinci derecede kim? Fukara. Fukara nedir? Normalde işte şu anda
bir kimsenin normal şartlarda, bir ailenin normal şartlarda hayat standartı ne kadar? 3 lira diyelim. O 3 lirayı kah kazanıyor, kah kazanamıyor, yetiştiremiyor. Ucu ucuna yetiştiriyor. O fukaradır. Veyahut da adamın hayat standardı 10 lira. 10 lirayı kah kazanıyor, kah kazanamıyor. Onun hayat standardı o. Ona dışarıdan baktığınızda siz ya bu adam zengin dersiniz. Adamın hayat standardı o. Kenarda adamın parası olmayabilir. O da fukara. Adamın aylık 50 bin lira geliri olur. 50 bin lira da gideri varsa o da fukara. Sen dersin ki adam ne para kazanıyor? Ama fukara o da. Neden? Gideri fazla adamın. İkincisi miskinlere. Miskin kim? Evi barkı çoluk çocuğu atmış kenara. Nerede sabah orada akşam ne verirsen yiyor. Miskin. Yatacak yeri yok, kalkacak yeri yok. Miskin. Miskin o. Bir sorumluluğu da yok onun. Onda eş yok, çoluk yok, çocuk yok, elektrik parası yok, su parası yok. Olsa da yok, olmasa da yok. Bunlar miskinler. Üçüncüsü ne? Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda koşan insanlar. Hatta diyor ki hadis-i şerifte, bunlar da diyor, oda dolusu altın olsa, bunlar yine zekat alabilirler diyor. Bakın, oda dolusu altın olsa. Yani Allah yolunda koşturan işte, bunu tabi teferruatlandırmışlar şimdi. Şimdi kalkar Mustafa Özbağ da işin içine koyarsınız, siz lan kendisine bir şey mi söylüyor dersiniz. Ya yani normalde mesela bir kısım üstadların almasının sebebi budur. Ama normalde Allah rahmet eylesin, Şeyh Efendi derdi ki, oğlum Ehl-i Beyt olan kimse zekat almaz derdi. Ehl-i Beyt olan kimse zekat toplamaz derdi Şeyh Efendi. Ama şu anda kim Ehl-i Beyt, kim değil, bu da karışık tabii. Allah iyi etsin inşallah. O yüzden normalde Ehl-i Beyt de şu anda Ehl-i Beyt'im diyenler de zekat topluyorlar mı? El cevap, hem Ehl-i Beyt'iz diyorlar, hem topluyorlar. Üçüncü derecede zekat verilecek olan kimseler bunlardır. Bu da normalde işte medresede alim, bir dergahta üstad, bir yerde böyle işte sohbetten sohbete gidiyor. Böyle hani sohbetçi kimseler vardır ya. Hani Türkiye'de var böyle işte sohbetlere giden kimseler var. Onlar mesela Kur'an sünnet dairesinde durdukları müddetçe zekat toplayabilirler mi? El cevap toplarlar. Onlar da zaten bundan fetvaları bu buradan hareket ederekten topluyorlar. Ardından borçlular, o kimse borçlu, ödemekte sıkıntı yaşıyor, borcu çok, ona da zekat verilir mi? Evet. Ardından ne? Yolcular, yolda kalmış adam, zengin olabilir. Bu Kur'an'ın bu noktada sıralaması. Adam bir gider mesela bir Kur'an kursu yaptırıyor, oraya da bir yardımcı olabilir mi? Evet. Cami yapıyor, oraya da yardımcı olabilir mi? Evet. Bir yerde talebeler var. O talebelere de normalde gidip işte kendi eliyle zeytin, peynir yiyecek, içecek, yiyecek bir şey alabilir mi? Evet. Veya onların cebine harçlık koyabilir mi? Evet. Tabii oradaki o kursun başındaki müdürler, onların başındaki amirler, memurlar, öğretmenler sonradan çocukların elinden paraları topluyorlarmış. Bunları da duyuyoruz. Doğru yanlış bilemeyiz. Yani gidiyor bir zengin bir kursa mesela kaç talebe var burada? 100 lira. 100 talebe var. Her birine ben 150 lira vereceğim, 250 lira vereceğim. Herkese yani zarfları sıralıyor, çocukların ellerine veriyor, adam gidiyor. Ardından kurs müdürü diyormuş ki getirin bakalım aldığınız zarfların hepsinde. Herkes tıkır 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 müdürün yanına götürüp zarflarını veriyor. Bunu duydum. Duyduğunu söylemek yalan olarak yeter. Eyvallah da bunu duyarken, bunu duydum derken bunu yaşayan kimse anlattı. Böyle mi yapıyorlar? Böyle yapıyorlar dedi. Bunlar da acı şeyler. O yüzden bozuluyor zaten. O yüzden insanlar tarikattan, cemaatten uzaklaşıyorlar. Hani bu ara şimdi gündemde ya, ne o İsmail denilen bir adam normalde tarikatların aleyhine
hani bir kitap yayınlamış, aslında aleyhine derken normalde devletin adalet noktasında cezasını almış, değişik böyle ahlaksız işler yapan insanların olan hadiseleri yazmış. Ben okumadım, incelemedim. Dün çok geç vakitte seyrettim. Yani şimdi bazı konuşmacıların dediklerine hak vermemek elde değil. Bunları yıllardır görüp duyuyoruz. Dergahın içerisine parayı koymuşlar. Getirin arkadaşlar, toplamışlar, bir iş yeri açmışlar. Ne oldu iş yeri? Battı. Ne oldu iş yeri kimin üzerine? Eşeğ Efendi'nin üzerine. Öldü. Kimin üzerine? Bunları o esnada sorgulamıyor hiç kimse. Veyahut da işte ne yapıyorsunuz? Dergah yaptırıyoruz. Nereye yaptırıyoruz? Filanca yere yaptırıyoruz. Tapusu kimin üzerine? Şeyh Efendi'nin üzerine. Yaptırdım bitti. Öldü. Kime kaldı? Oğluna, kızına kaldı. Kim yaptı burayı? Dervişler yaptı. Ne oldu şimdi? Kaldı. Bunları ben söyleyince yok. Bu işte bazı yerlere laf gönderiyor. Kardeşim bir yerlere laf gönderdim yok. Realiteyi söylüyorum size. Müslümanların parasını çarçur edip de nasıl Allah'a hesap vereceksiniz? Hadi buyurun hesap verin. Kombassan'ın hesabını kim verecek? Yinpaşa'nın hesabını kim verecek? İhlas Holding'in hesabını kim verecek? Kim verecek? Fethullah Gülen cemaatinin hesabını kim verecek? TGRT'yi Fox'a sattılar. Hesabını kim verecek? Açık açık söylüyorum bunları ben. Yıllardan beri söylüyorum. Millet şimdi konuşuyor. Yıllardan beri diyoruz. Kim verecek hesabını? Hadi arkadaşlar kendi marketimiz olsun. Açtın marketi. Nerede market şimdi? Yok. Hadi arkadaşlar dergahımız olsun, para toplayalım. Nerede dergah şimdi? Yok. Allah muhafaza eylesin. Amin. Müslümanlar kendilerince kendilerini düzeltecekler önce. Sen kendini düzelt. Sen kendini toparla. Önemli olan o. Önemli olan o Arabi'nin veyahut da Hazreti Mevlana'nın mesnevisindeki böyle uç noktalardaki sözler değil. Sizin en hayırlınız etrafınıza zarar vermeyeninizdir. Sen bunu uygula canım kardeşim. Sizin en hayırlınız, hadis-i şerif, sizin en hayırlınız etrafına faydası dokunulmazdır. Bunu uygula sen. Sen annene öf deme bir kere. Sen babana öf deme bir kere. Sen bunu uygula. Annen baban senden razı olarak gözlerini yumsun. Sen bunu uygula. Sen annenin babanın duasını almamışsın. Annen baban arkasından senin arkandan lanet okumuş. Senin dervişliğinin de bir anlamı yok. Neden lanet olsun? Amin dedi. Dediler ki ya Resulallah niye amin dedin? Annesinin babasının yaşlılığına denk gelir de cenneti kazanmazsa Allah ona lanet etsin dedi Cebrail kardeşim. Ben de amin dedim der diyor. Ben de amin dedim. Bitti. Sen bunu uygula. Geldi genç sahabeden bir kimse cihada gideceğim ben dedi. Arkada ne bıraktın dedi. Yaşlı annem babam var dedi. Sen dön dedi. Annenin babanı ilk önce dedi. Onlar senden memnun mu cihada gideceğinden dolayı? Hayır ya Resulallah. Sen dön dedi. Onlara hizmet et. Senin için cihad o dedi. Annene babana hizmet et sen. Önemli olan o. Ben şimdi kimse nefsine uymasın. Bir mutluluğumu ben ifade etmek istiyorum.
Bu adam burada, Adnan Karataş. Karşıda da Mehmet Karataş var, babası. Aralarındaki diyalog doğru olmamış olsa, Atik Karataş da kapıdadır. Aralarındaki, bak, örnektir bunlar. Bir topluluğun istikametiyle alakalı örnektir bunlar. Siz belki de gözünüzden kaçıyordur sizin. Fark etmiyorsunuzdur. Adnan Hoca kaç yıl tanışmamız? 28 var mı? Ha? O civardadır. Daha fazladır. Daha fazladır. Kaç? 90, 19 mu? 91'in sonu, 92. Evet. E şimdi normalde o bir orada oturuyor, burada oturuyor. Kaç yıl? 30 yıla gelmiş. 30 yıldan beri diyaloğunu biliyorum. Şimdi babasını kırsa, üçse, babasının canını sıksa, yani o oğlunu burada görmek ister mi? Veyahut da o onu orada görmek ister mi? Bakın bunlar güzel örnekler. E şimdi Sait karşımda oturuyor. Sait'in çocukları da derviş. Güzel örnek bunlar. Bakın güzel örnek bunlar. Bunlar o kimsenin istikametiyle alakalı. E Mehmet Kuyucu burada, Mehmet Kuyucu'nun çocukları da derviş. İstikametiyle alakalı bunlar. O zaman bize birinci derecede ahlak lazım. Ben açık açık konuşuyorum. Oğullarınız nerede? Kızlarınız nerede? Çok açık bu benim, net bunlar. Bak, neydi soy isminiz? Karaduman. Karaduman burada. Nerede baban? Bak babası da orada. Onlar da çok eski. Oğluyla babasının arasında problem olmuş olsa, sıkıntı yaşamış olsa, çizgilerinde problem olmuş olsa olmaz. Önemli olan bu canım kardeşlerim. Bakın önemli olan bu. Sizin güzel ahlaklı olmanız. O çocuğun elinden tutup buraya getirmeniz, babanızın elinden tutup buraya getirmeniz veya bir kimsenin babasının onu buraya getirmesi, bu evdeki hal, hareket, tavır, davranış, hepsini etkiler bunun bu. Güzel ahlaktır önemli olan. Senin çizgini doğru götürmendir önemli olan. O yüzden işin mutasavvıflığına kaçmayın. İşin reel yaşanabilirliğine bakın. Eşleriniz sizden şikayetçi olmasın. Kadınlar da erkekler de. Sizden şikayetçi olmasınlar. Demesinler bize zulmetti. Kur'an ve sünnet dairesinde durun. Kur'an ve sünneti koyun ortaya. Onlar şikayet edeceklerse Kur'an ve sünnete uyduğunuzdan dolayı şikayet etsinler. Bakın şikayet edeceklerse Kur'an ve sünnete uyduğunuzdan dolayı şikayet etsinler. Sizi reddedecekse birileri Kur'an ve sünnete uyduğunuzdan dolayı reddetsin. Allah bizi affetsin inşallah. İçki içerken besmele çekiyor, su içerken besmele çekmiyor. Geceniz güzel olsun. Bunu kasti yapıyorsa küfür ehli. Alayvari ve kasti bir şekilde bunu yapıyorsa özür dilerim, küfür ehli. Bankaya yatırılan paranın faizini kullanmak haram mı? Allah razı olsun. Almanya'dan Gülistan kardeşimizin sorusu. Normalde o faizi bankaya bırakmayın da. O faizi bankaya bırakmayın. Alın gidin, hani ihtiyacınız yoksa gidin bir fukaraya verin. Gidin bir miskine verin. Ama bankaya bırakmayın. Hamsufuluk yapmayın.
Paralarınızı bankaya da faizsiz yatırmayın. Ne kopardınız? Kar oradan. Öyle de düşünmeyin. Ben şimdi bu soruları buraya gelenlere genelde okuyorum. O yüzden okumak zorundayım. Hakkınızı helal edin. Eşim Süleymancı ve onlar kadınlarını götürmüyorlar hacca. Bir nevi kadınlara yasak. Bu durum kocalar kendi eşlerinin de haçlarını yapabilirlermiş. Sebep orada sürtünme oluyormuş. Allah'ın farz kıldığını siz nasıl haram edersiniz dediğimde de önceden bu kadar kalabalık değildi. Şimdi durum farklı. Allah-u Teala biliyordu bugünlerin kalabalık olacağını diyordum. Ama sonra günaha mı giriyorum diye kendi kendime suçluyorum. Evet, yine Almanya'dan. Normalde haç kadınlara da erkeklere de farz. O yüzden erkeklerin veya başka bir kimsenin haccı yasaklaması herhangi bir sebepten dolayı uygun değil. Şeytanı yenmek için ne yapmalıyız? Bir güzel abdestini al, bir güzel namazını kıl. Allah'ın en çok hoşuna giden şey. Allah'ı zikret, şeytanın patladığı şey. Nefsimizi konuşturmamalıyız, yoksa konuştuğu zaman duymamalıyız. Bu şahsın kendisine göre değişir. Ama bırak konuşsun, debelensin. Sen Kur'an ve sünnete sımsıkı yapış. Ve lisedeyken bir hocamız veled-i zinaların camiye giremeyeceğini, bunun bir hadis olduğunu söylemişti. Kaynağının sağlam olduğunu ama hadis kitaplarında genel hatlarıyla yer almadığını söylemişti. Araştırdığımda böyle bir hadis bulamadım. Bunun hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ben de bilmiyorum, hiç okumadım. Camiye girmeyi kimseye yasaklayamazsınız. Velilere öleceği haber verilir mi? Allah verirse verir. Telkin vermek nedir? Bir kimse ölmek üzereyken ona normalde la ilahe illallah'ı tavsiye etmektir. Ledün ilmi nedir? Cenab-ı Hakk'ın kendi özel hususi ilmidir. Kum veya toprak satmak caiz midir? Neden yasak olsun ki? Velileri öleceği haber verilir mi? Bir cenazenin namazı iki kez kılınır mı? Kılınır. Unutkanım, ne yapmalıyım? Haramdan gözlerini çek. Ben yurt dışında polisim. Bu meslek bana dinimi yaşatmıyor. Namazlarımı hep kazaya bırakıyorum. Ve bunlar beni çok üzüyor. Aradaki rütbeliler Kur'an'ıma, sünnetime hakaret ediyorlar. Ben bu mesleği hiç ama hiç yapmak istemiyorum. Yurt dışında dinimi engelleyen çok şey olduğu için Türkiye'ye gelip hafız olmak istiyorum. Ama ailem oradaki işimi bırakıp Türkiye'ye gelmemi istemiyorlar. Ne yapmalıyım? Yapabilirsem, mümkünse orada işini değiştir. Yeni bir işe, daha böyle dinini yaşayabileceğin bir işe gir. 10 yıldır talebenizim, eleştirmek için yazmıyorum. Gürsu'da vaktim oldu. Vaktim oldu, gir yere uğradım. Burası 8-10 dönüm üzerine kurulmuş ikama, İslam kültürü, ahlakı, medeniyeti, eğitimi, küllesiymiş, vakfıymış. İçinde bir Seyda Hazretleri yaşıyor. Kendine özel daire yapılmış, medrese yapılmış, mescit yapılmış, herkes açık olan 1,5 trilyon vardır değeri. Güya doğudan bizzat şu an buranın içinde yaşamakta olan Seyda Hazretleri için yapılmış, menzilin koluymuş, bir senelik yer. 10-15 talebesi mevcut. Türkiye'nin her tarafından Gürse'ye bu zatın elini öpmeye de tövbe almaya geliyorlar. Konu açıldı. Sizin 31 Ağustos Karabaş Tekkesi sohbetinizi 21-45 dakikada dediğinizi, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü müşriklere karşı ekşittiğini dinlettim. Şeyda koşarak 4 kitap Said-i Nursi Elmalı Mahmud Efendi Diyaneti açtı. Çok kızdı. Burada Peygamberimizin
İbn-i Mektub'a yüzünü ekşittiğini, hata yaptığını ispatlamaya çalıştı. Hey! Onlar öyle düşünsünler. İyi bak, bu soruya cevap şimdi bu. Bu soruya Cenab-ı bunu özel hususi ayarlamış değil mi? Bu soruyu soran kim Gürsu'dan? Dövmeyeceğiz, sövmeyeceğiz ya. Eyvallah. Git ya, ne olacak, bir şey değil. 47. hadisteyiz bugün. İbn Abbas Allahu Teala'nın "Bilin ki Allah ölümünden sonra yeri diriltir" ayet hakkında şöyle der. Bu ayet Hadid suresi ayet 17. Bakın, Hadid suresi ayet 17'yi iyi dinleyin. "Bilin ki ölümden sonra toprağı dirilten Allah'tır. Biz bu ayetleri size düşünesiniz diye açıkladık." Ayet-i kerime bu. Bakın, "Bilin ki ölümünden sonra toprağı dirilten Allah'tır. Biz bu ayetleri size düşünesiniz diye açıkladık." Ayet-i kerime bu. Ama Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah'ın, İbni Abbas'ın bu ayet-i kerimenin tefsirine bakın şimdi. Tefsir ediyor bu ayet-i kerimeyi. Diyor ki, "Allah katı olan kalpleri yumuşatır. Kalpleri huşulu ve kendine yönelen bir hale koyar. Kalpler ilim ve hikmetle dirilir. Ancak böylelikle yeryüzünün ihyasının da bizzat yağmurla olduğu müşahede edilir." Bu normalde "bilin ki ölümden sonra toprağı dirilten" ayet-i kerimesini kalplere bağlamış Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretlerinin oğlu. Bu neyle alakalı? Kur'an'ın bu hadise sabit. Bir zahir tefsiri vardır, bir de mana tefsiri vardır. Veyahut da hani meşhur Somuncu Baba Hazretleri Ulu Cami'nin açılışında illaki derler ya, "Kalk işte hutbeyi sen oku." Çıkar hutbeye. Hutbede Fatiha-i Şerife'yi okur. Fatiha-i Şerife'yi tefsir etmeye başlar. Birincisinde mealen söyler. "Bunu herkes bilir" der. İkinciyi bir daha okur, bir daha tefsir eder. Der ki, "Bunu böyle biraz daha hani avamlıktan çıkmak üzere olan Müslümanlar bunu böyle anlar" der. Üçüncüyü tefsir eder. Der ki, "Bunlar böyle işte Müslümanların biraz daha üstündeki olan müminler anlar." Dördüncüyü tefsir eder. Dördüncüyü tefsir edince der ki, "Bunu melekler anlar." Beşinciyi tefsir eder. Der ki, "Bunu arif olan evliyalar anlar." Ve diyor ki, "Direğin arkasında benim hatamı bekleyen, benim hatamı görmeye çalışan kimseler anlar." Altıncıyı tefsir ediyor. Diyor ki, "Bunu Allah'ın sır olan velileri anlar." Yedinciyi tefsir ediyor. "Bunu da" diyor, "mürşidi kamiller anlar." "Bunun" diyor, "üstü de vardır, o da peygamberlere aittir" diyor. Fatiha-i Şerife. Şimdi canım kardeşlerim, ayet-i kerimelerin bir zahir manaları vardır, bir de mana, mecaz manaları vardır. Kur'an hem zahire hükmeder, hem batına hükmeder. Kur'an zahiri ve batını ilimlerin, bilgilerin cem edildiği, toplandığı bir ilahi kitaptır. O yüzden müteşabih ayetler farklı farklı tevil edilebilir. Kaldı ki sufiler bazı ayet-i kerimeleri mana yönünden algılamışlar, anlamışlar. Bu onların zahirlerini bozmamış, abdest alma şeklini değiştirmemiş, gusül alma şeklini değiştirmemiş, zekatı alıp verme şeklini değiştirmemiş, namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, nafilerini, müstahaplarını değiştirmemişler. Böyle bir şey yok. Ama mana olarak, anlam olarak
farklı anlamışlar. Farklı bir şekilde ona bakmışlar. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini biz hatasız olarak iman ettik. Bunun normalde Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimelerde sanki ayet-i kerimelerden çıkardıkları sonuç sanki o hata yaptı, günah işledi gibi bizim önümüze konuluyor. Canım kardeşlerim, siz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini neden günahkar etmeye çalışıyorsunuz? Neden tertemiz, pak bir şekilde Allah'ın temizledim dedi? O hevai hevesinden hiçbir şey konuşmadı dedi. O ne yaptıysa benim emrimle yaptı dedi. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini, o saf, temiz, pak peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellemi. Neden bu Müslümanlar el ele tutuşmuşlar, onu günahkar göstermeye çalışıyorlar? Hiç kalpleri sızlamıyor mu? Hiç içleri titremiyor mu? Hiç yürekleri dağlanmıyor mu? Hiç mi vicdanlar ırgalanmıyor? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dinini öğrenmek isteyen Ümmü Mektum'a kızdı, yüzünü ekşitti. Öyle mi? Ben öyle tefsir etmiyorum. Müşrikler onun yüzünü ekşitti. Ümmü Mektum'a. Sen peygamberi günahkar göstermeye çalışıyorsun. O tefsiri yazanlar o hali rüyalarında mı gördüler? Hallerinde mi gördüler? O tefsiri yazanlar, o tefsirleri yazanlar Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini bizatihi kendilerine mi sordular? Kör ahlaksızlar hepsi de. Kör. Bak, Hazreti Abdullah, bilin ki ölümden sonra toprağı dirilten Allah'tır ayet-i kerimesini kalbe yoruyor. Bu diyor, toprak kalptir. Allah diyor, ölü kalpleri, yani mühürlenmiş, yani Kur'an'dan uzak, sünnetten uzak, zikirden uzak, tövbeden uzak, ibadetten uzak, her türlü melaneti işlemiş, her türlü günah kebari yemiş, her türlü haltı karıştırmış. Ama bu dergah ümitsizlikler dergah değil. İman et, otur, Allah'ı zikret. Cenab-ı Hak senin ölü kalbini yeniden yeşertir. İbn Abbas bu ayet-i kerimeyi böyle yoruyor. Bakın, ayet-i kerime ölümden sonra toprağı dirilten Allah'tır. Yani toprak ölür, Cenab-ı Hak onu tekrar diriltir. Ayet-i kerimenin zahirine göre bakarsan ne? Sonbahar geldi, kış geldi. Bir tane bitki kalmadı, bir tane normalde yeşil bir şey kalmadı, kupkuru oldu. Bahar geldi, Cenab-ı Hak tekrar yeşertti, orayı tekrar diriltti. Milleşini çatır çatır namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz vatan hainleri ormanları yakıyorlar. Cayır cayır kül oluyor. Kimi villa kuracak, kimisi bilmem ne kuracak, kimisi meyhane kuracak, kimisi otel kuracak, kimisi pavyon kuracak. Deniz kenarlarındaki, oradaki, buradaki ormanları yakıyorlar. Neye? Heva heveslerine. Neye? Orada rant elde etmek için. Neye? Orada yeşilliği yok edecekler. Hep öyle yapmışlar. Hep öyle yaptılar. 50 yıldan böyle öyle yaptılar. Cenab-ı Hak orayı tekrar yeşertiyor.
Bir yıl, iki yıl ağaçlandırılmasa da yağmurlar o külleri yıkıyor. O küller toprak oluyor. Kurt kuş yeniden oluşuyor. Börtü böcek kuşlar ağızlarında, gagalarında oraya tohum taşıyorlar. Yok meyve taşıyorlar. Yok bunu, şunu bunu taşıyorlar. Yeniden yeşeriyor orada. Yeniden tohum atılıyor. Cenab-ı Hak yeniden yeşertiyor orayı. Bakın ama bu ayet-i kerimeyi Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah diyor ki bu kalplerle alakalı diyor. Siz şimdi ayet-i kerimeyi çıplak olarak baksanız diyeceksiniz ki ya Allah dünyayı yeşertti, dünyayı kurudu, tekrar yeşerdi. Her senede yaşanan bir şey mi? Evet. Ama bakın dikkat edin mana ehli ayet-i kerimeye başka açıdan baktı. Dedi ki Allah katı olan kalpleri yumuşatır. Kalpleri huşulu ve kendisine yönelen bir hale koyar. Kalpler ilim ve hikmetle dirilir. Ancak böylelikle yeryüzünün ihyasının da bizzat yağmurlarla olduğu müşahede edilir. Kalpler dirilirse, o kalp dirilirse, o kalp neşü neva bulursa, o kalp Allah'ın muhabbet tecelliyatıyla tecellenirse, Allah'a aşıklıkla tecellenirse, o kalp Allah'ı zikretti. O kalp Allah'ı zikreder. Allah'ı zikredince de zenginleşirse, o kalbin içerisinde Allah'ın zikri oturunca, o kalpte Allah'ın muhabbetullahı tecelli edince, o dünkü vahşi insan bugün sanki cennetten çıkmış bir insan gibi haline gelince nasıl bir insan imanla, ihlasla, samimiyetle, muhabbetle, aşkla dünkü katı kalpli, zorba, insanlara zulmeden insan dönüp de müşrik bir mümin oldu. Etrafına güneş saçıyorsa işte diyor yerlerde, dünyada böyle olur. Bu ayet-i kerimeyle bu mana şimdi baktığınızda zahir olarak birbirini tutuyor mu? Tutmuyor. İşte sufiler meselenin manasına bakarlar. O yüzden sufilerle sufi olmayanların çatışması vardır. Ben Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin günah işlediğine inanmıyorum. Bu benim imanımı, bu benim ihlasımı, bu benim samimiyetimi lekeler. İmam-ı Azam Hazretlerinin akaidle alakalı olan kitabına bakın. Orada der ki, peygamberler ismet sıfatıyla sıfatlanmıştır. Geçmiş peygamberlerde hatalar, kusurlar görülmüştür. Ama Muhammed Mustafa'da hiçbir şekilde hata ve kusur görülmemiştir der. Biz böyle iman ederiz. Bu ay birkaç tane de ayet-i kerime var böyle. Bu ayet-i kerimeleri ölçü olarak gösterip kendilerince kendi tevillerini bakın kendi tevillerini ayet-i kerimenin kendi tefsirlerini sanki ölçüymüş gibi bize yutturmaya çalışmasın hiç kimse. Hiç kimse. Yok. Yutmayız kardeşim. Siz gidin avama yutturun onları. Siz gidin cahil Cüheyla'yı yutturun. Peygamberi de kendiniz gibi görün. O da günah işledi deyin. Kendiniz gibi görün. O da günah işledi deyin. Diliniz kurusun. Amin. Bunu söyleyenin dilleri kurusun. Amin. Böyle bir şey var mı ya? İş nereye geldi kıymetli dostlar? Yıllardan beri bangır bangır bağırıyoruz. Ne dedim? Bunlar önce dedim, önce sufileri susturdular. Tekke ve zaviyeler kanunuyla tekke ve zaviyeleri kapattılar. Ardından tevhid-i tedrisatla medreseleri kapattılar. Ardından adım adım dille olan bağınız kesildi.
Bir topluluk düşünün, bir toplum düşünün. Onun diliyle bağı kesildi. Geçmişiyle bağı kesildi. Kütüphaneler kitap dolu, anlayan yok. Neden? Okumasını bilmiyoruz. Ardından bizim içimize fitneyi koydular mezheplerle alakalı. Herkes mezhep düşmanı oldu. Bunu kimle yaptılar? Bunu Vehhabilerle yaptılar. Vehhabilerin bu İngiliz beslemesi, Vehhabiler mezhepsizliği yaydılar. Mezhepleri yok ettiler. Ardından adım adım geliyorlar. Göstere göstere geliyorlar. Adres vere vere geliyorlar. Korkuları yok, fütursuzlar. Neden? Çünkü ümmet-i Muhammed uyku halinde. Uyuşturulmuş vaziyette. Ümmet-i Muhammed kadına, makama, paraya, pula aldanmış vaziyette. Ümmet-i Muhammed dünyaya kanmış vaziyette. Ardından ne yaptılar? Sünnet-i Seniyye'yi, hadis-i şeriflerin üzerine geldiler. Hadis-i şerifler sahteydi, sahih değildi, o muydu sahte, bu mu değil? Hadis-i şerifleri bu noktada milletin kendi nazarı itibarında değerini kaybettirdiler. Şimdi nereye geldi sıra? Hazreti Muhammed-i Mustafa'yı günahkar göstermeye geldiler. Düşünebiliyor musunuz? Siz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin günahkar gördünüz. O zaman diyecek ki, günahkarlığını kabul edersen bu ayet-i kerime şeytandan mı değil mi diyecek bu hainler. Sebep? Hani heva ve hevesinden konuştuydu. Ayet-i kerime vardı. Günah işlediğinde de Allah'ın emriyle mi günah işledi diyecekler. Bu nokta buraya götürüyor insanı. Bu nokta buraya götürüyor insanı. Seydamış. Yok şu alimmiş. Yok bu tefsirciymiş. Yok bu ulemaymış. Geç kardeşim, dinlemiyorum. Dinlemiyorum. Hepsinde ilimleri zahir. Dinlemiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiç günah işlemedi. Cenab-ı Hak onu ismet sıfatıyla sıfatlandırdı. Hiç heva ve hevesine uymadı. Bizim nazarımızda eksiklikmiş gibi görünen şeyler ümmete ders niteliğindedir. Ümmete ders niteliğinde. Ümmete ders niteliğindedir. Onun günah işlediğinin göstergesi değildir. Bunu söyleyenler, bunu söyleyenler tövbe edip geri dönecekler. Bunu iddia edenler iddia ettikleri kitaplarını yakacaklar. Bunu iddia edenler sözlerinden geri dönecekler, ilan edecekler geri döndüklerini. Kim Hazreti Muhammed Mustafa günah işledi diyorsa, Necm suresindeki o hiç heva ve hevesinden konuşmadı. Ayet-i kerimesini yalanlıyor. Küfür. Bir ayet mi var peygamber de hata yaptı diye? Bir tane ayet getirsinler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri içinde şurada da günah işlemiştin biz seni affetmedik mi desin. Yok böyle bir ayet-i kerime. Yok böyle bir ayet-i kerime yok. Nereden çıkardınız bunu? Bana birisi getirsin bir tane
ayet getirsin. Hazreti Peygamber şurada günah işledi diye. Bir tane hadis getirsin bana. Ben şurada günah işledim diye. Bu kadar ahmaklık olur mu ya? Bu kadar kör gözlülük olur mu? Bu kadar körlük olur mu? Düşünsenize. Bu kapıyı aralarsanız nereye gidecek bu yol? Yaptıkları şey çok ağır. Mevdudi ile başlıyor bu. Çok ağır yaptıkları. Bu mevdudi ile başlayan tehlikeli yol. Çok ağır. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. O yüzden kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerimelerin bu noktada zahir ve manaları vardır. Bazen mana tefsirler, zahir tefsirlerin karşısında olabilir. Bakın bu İbn Abbas'ın sözüyle sabit. Bazı mana tefsirleri zahirin karşısında olabilir. Bu da ilimle sabit. Madem ki o kimse tefsir filan göstermiş, bu da ilimle sabit. Allah bizi affetsin. Amin. O yüzden Allah'ı zikri huşu ile yapın. Şu zikrullah halakasının kıymetini bilin. Derslerinizin kıymetini bilin. Derslerinizi çekin. Cenab-ı Hak kalbinize ilham etsin, açsın. Yoksa eğriyi, doğruyu ayırt etmeniz mümkün değil. Ya bir ehil, bir mürşidi kamil bulacaksınız. Kalbi çalışan, kalbi harekete geçmiş bir kimse. Size eğriyi, doğruyu anlatacak, gösterecek. Evet. Ya da kendi kalbiniz çalışacak. Gönlüm arzu eder ki kalbiniz çalışsın. Allah'ı huşu ile zikrullah yapın. Derslerinizi çekin. Tevhidlerinizi çekin. Haramdan elinizi, gözünüzü, kulağınızı, dilinizi, ayağınızı çekin. Namazlarınızı dosdoğru kılın. Namazlarda gevşeklik yapmayın. Anne babalarınıza hürmette, sevgide, saygıda gevşeklik yapmayın. Eşlerinize karşı sevgide, saygıda gevşeklik yapmayın. Çocuklarınıza karşı merhamette, sevgide, onların dini öğrenmelerinde gevşeklik yapmayın. İşlerinizi düzgün yapın. Aktif siyasetin içine girmeyin. Uzak durun. Kirletmeyin kendinizi. Kirletmeyin. Bırakın kim yapıyorsa yapsın. Kendinizi kirletmeyin. Allah'ın lanetlediği işlerden uzak durun. Allah'ın lanetlediği fiiliyatlara müsamahalı davranmayın. Eşcinsellik gibi, lezbiyenlik gibi, oğlancılık gibi, homoseksüellik gibi, dönmelik gibi, devamlı içki içmek, devamlı kumar oynamak, devamlı zina etmek, devamlı uyuşturucu kullanmak. Bunlardan uzak durun. Uzak durun. Bir şey haram. Göz göre göre onu işlemeyin. Her gün tövbenizi yapın. Kendinizi günahsız görmeyin. Tövbesiz gününüz geçmesin. Muhakkak ki derslerinizdeki tövbeyi huşu içerisinde yerine getirin. Muhakkak ki Allah'ı zikrederken huşu içinde Allah'ı zikredin.
kalpleriniz ürpersin. Allah'ı sevin. Gözünüzün gördüğü, görmediği her şeyden fazla Allah'ı sevin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevin. Bütün insanların içerisinde gelmiş geçmiş en fazla sevilecek olan insan Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Onu her şeyinizden fazla sevin. Hem gönül, kalp ile onu sevin, hem de zahir olarak sevin. Yani sünnetlerine sımsıkı yapışın. Bu ahir zamanda, bu deccaliyet asrında, deccaliyetin her yeri sardığı, bedenlerimizi, kalplerimizi, damarlarımızı, gözümüzü, kulağımızı, evimizi, sokağımızı, devletimizi, camimizi, tekkemizi, deccaliyetin her şeyle ahtapot gibi sardığı bir zamanda kalbimizi deccaliyetten kurtarmanın yolunu söylüyorum sizlere. Kalbinizi deccaliyetten kurtarın. Bu ancak farzlara sımsıkı yapışmak, Allah'ı sevmek, Resulünü sevmek, müminleri sevmekle mümkün. O sevgi kalbinizde durduğu müddetçe kalbinize deccaliyet el atamayacaktır. O yüzden Darbediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri Mektubat 9. kısım 8. telvi der ki, eğer adi samimi bir ehli tarikat şeyhine duyduğu muhabbetten ve seyr-i sülüka şeyhinin silsilesine duyulan muhabbetten dolayı asla şüpheye düşmez, şüpheye düşmediği için de bugünkü deccaliyetin karşısında imanını muhafaza eder demiş. Neyle? Muhabbet cihetiyle diyor. Bakın dikkat edin. Muhabbet cihetiyle. İbadetiyle demiyor. Muhabbet cihetiyle. O sevgisi kalbini deccaliyetten alır. Sevgi kesilirse o kimse kendisi keser. Sizin önünüzde sizin çalıştıklarınız, yaptıklarınız vardır. Siz Allah'ı unutursanız Allah da sizi unutur. Siz Allah'ı zikretmezseniz Allah sizi zikretmez. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah sizi zikreder. Siz Allah'a tövbeyle yaklaşırsanız o sizi affeder. Siz Allah'tan dua ederseniz Allah'a dua ederseniz dualarınıza icabet eder. Muhabbet olmazsa bunu yapamazsınız ki. Sevgi olmazsa bu yüzeysel kalır. Kalbinizi deccaliyetten kurtaramazsınız. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden canım kardeşlerim, kalplerinizi deccaliyetten kurtarın. Deccaliyetin elinden alın kalplerinizi. Bu iman, huşu ile zikir, farzları yerine getirme, güzel ahlak sahibi olmakla mümkün. Kalbiniz harekete geçerse, kalbiniz harekete geçerse, hani hadis-i şerif var ya, müftüler size fetva da verseler siz kalbinize danışın diye, bütün tefsirciler tefsir etse de kalbime danışırım, bütün tefsirciler toplansa kalbime danışırım, şüphe ederim kalbime danışırım. Bütün fetvacılar toplansa kalbime danışırım. Şüphe girdiyse içine. Kalbime danışırım. Kadın 5 tane adam dolaşmış, Diyanet fetva veriyor. Kimle resmi olarak evlisin? Filancalan. Senin nikahın duruyor diyor. Kalbime danışırım. Kalbime. O zaman sufilik kalbi bir yoldur. Gönül yoludur. Kalbin çalışması gerekir. Kalbin çalışacak. Çalışmanın yolları da bunlar. Haklarınızı helal edin. Evet. Cenab-ı Hak cümlemizi affı mağfiret eylesin. Amin. Cümlemizi korusun. Amin.
Amin. Cümlemizi Kur'an ve sünnet-i seneye sımsıkı yapışanlardan eylesin. Amin. Cümlemizi hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Şunu da kaldırın. Üç İhlas bir Fatiha Şerife. Amin. Evvela bizzat fahri kainat sebebi mevcudat. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek ruh şevlerine. Amin. Adem aleyhisselamlar ikisinin arasında gelmiş geçmiş bütün Peygamber Zişan Efendilerimizin mübarek ruh şevlerine. Amin. Cihari yâri güzün Ebu Bekir Sıddık Ömer Faruk Osman Zunuriyen Ali Yer Murtaza radıyallahu anh Efendilerimizin evladı Resulullah. Zevcihat-ı Resulullah, Ashab-ı Resulullah, Şühedâ-i Resulullah, İmamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Hanbel, İmam Eşari, İmam Maturidi, İmam Muhammed, İmam Yusuf, İmam ve İmameyn Hazretleri mübarek ruh şeriflerine. Amin. Pirimiz Pir, Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmed el-Rufai, Seyyid Ahmed el-Bedevi, Seyyid İbrahim Dusiki, Şeyh Ebul Hasan Ali Şazeli, Şah-ı Nakşibendi Muhammed-i Bahaddin, Şah-ı Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Veysel Karani, Mahmud-ı Dayı, Halveti Celveti, Uşak-ı Sümbül-ü Sühre verdi, küfre verdi, Şeyh Muhiddin Arabi, bütün Pir-i Piran Hazretleri'nin mübarek ruh şeriflerine, geçmiş bütün velilerin, mürşid-i kamillerin, evliyaların, aşıkan, sadıkan, mühban, ehli iman, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen mümin ve müminatın ruhlarına, yaşayan mürşid-i kamillerin, velilerin, evliyaların, aşıkan, sadıkan, mühban, ehli iman, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen mümin ve müminatın ruhlar, ruhaniyetlerini hediyeledik. Vasıl ve sadar eyle ya Rabbi. Amin. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim el lezi la ilahe illa hu el hayyul gayyum ve tübülek önzü billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim estağfurullah el azim estağfurullah el azim Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyümmiyim ve ala ali ve sahbihi Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyü ve ala ali ve sahbihi ve sellim
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftan-ı zikir fâlemennâhû. Lâ ilâhe illallah. Lâ ilâhe illallah. Lâ El-Fatiha ma salavat. Amin. Ecmain. Destur.